Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en çok tüketilen ve çok sevdiğimiz kış meyvelerinden olan portakalla hazırladığım portakallı lokum tarifiyle geldim. Az malzemeyle şipşak hazırlanan bu tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Ben tarifimde 6 adet portakal kullandım. Ben portakalları limon sıkacağıyla sıktım. Eğer elinizde meyve sıkacağı varsa onunla sıkabilirsiniz. mililitrelik bardaklarda 2 bardak portakal suyum çıktı. Uygun bir tencereye hazırladığımız portakal suyunu alıyoruz. İçerisine 3 dolu yemek kaşığı toz şekeri ve 2 dolu yemek kaşığı nişastayı ekleyerek karışım tamamen homojen bir hale gelinceye kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştırıyoruz. Ben buğday nişastası kullandım. Elinizde mısır nişastası varsa onu da kullanabilirsiniz, fark etmez. Karışım homojen bir hal alınca tencereyi ocağımıza alıyoruz ve kıvam alıncaya kadar, yani kaynayıncaya kadar pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ondan sonra ocaktan alabilirsiniz. Kullanacağımız bardakların içerisini ıslatıyoruz. Kullandığınız bardaklarda şuna dikkat etmenizi öneririm. Ya benim kullandığım gibi tamamen düz olsun ya da dip kısmı dar, uç kısmı daha geniş olsun. Böylelikle birazdan bardaktan çıkarmaya çalıştığımızda tatlımızı kolay bir şekilde çıkartabiliriz. İçerisini ıslattığımız bardaklara hazırladığımız karışımı döküyoruz. Oda ısısında sıcaklıkları çıktıktan sonra buzdolabına kaldırarak soğuyuncaya kadar dinlendiriyoruz. Dilerseniz akşamdan hazırlayarak ertesi gün bardaklardan çıkararak servis edebilirsiniz. Ben 2,5 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Sonrasında servis etmek üzere çıkarttım buzdolabından. Kıvamı gayet güzel, bardaktan çıkmaya uygun. Elimle bardağın kenarından çok az hava aldırdıktan sonra biraz sallayarak tatlıyı bardağın içerisinden çıkartıyorum. Bardağın ağız kısmını aşağıya doğru indirip hava aldırdığımızda çok daha rahat bir şekilde çıkıyor gördüğünüz gibi. Tatlımızı dilediğimiz boyutlarda dilimliyoruz. Ben 1 bardak boyutundan 3 porsiyon çıkarttım. Hazırladığımız porsiyonları Hindistan cevizine buluyoruz. Ben son olarak tatlının üzerine toz Antep fıstığı ve çikolata ekleyerek servis etmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Bu nefis lezzetin iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Sunumu gayet şık, lezzeti de inanın şahane. Meyveli ve hafif tatlıları sevenler için harika bir alternatif.
Eğer tarifimi denerseniz, duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz, videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz, aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.